Merhaba. Bizim parlamentonun duvarında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazar. Niye? Millet vekillerini seçip oraya yolluyor. Onlar da aldıkları yetkiyle 4 yıl boyunca halkı temsil ediyorlar da ondan. Şunu duyar gibiyim. İyi de efendi bu artık geçmişte kaldı. Parlamentonun bir hükmü yok. Ülke tek adam devleti. Bakın Türkiye'nin hatırı sayılır bir demokrasi geçmişi var. Ne çare emekleme dönemini bir türlü aşamadı. Ondandır ki geriden gelen parlamenter devletler topukladı geçti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Gazi Meclis'in duvarında böyle yazar. Gel gelelim onlarca seçim geçti, kavga gürültü eksik olmaz. Yumruklaşmalar, birbirinin üzerine yürümeler filan. Bu manzara Türkiye'ye yakışmıyor dediğinizi duyar gibiyim. Bilakis cuk oturuyor ve analizimiz asıl şimdi başlıyor. İlk meclis mebuslarından Tahir Efendi diye bir zat varmış. Diğer politikacılar meydanlarda nutuk atarken o hep bir köşede susmayı tercih edermiş. Bir gün taraftarları ısrarla, ''Efendi, sen de bir şeyler söylesen konuşsan da bizim de göğsümüz kabarsa.'' deyince Tahir Efendi cevap vermiş. ''Muhterem cemaat, şunu biliniz ki siz müntehipsiniz, yani seçen. Ben müntehabım, yani seçilen. Gideceğimiz yer müntehabun ileyhtir. Kendisi için seçim yapılmış yer millet meclisi. Sizin yaptığınız işe intihap denir, seçim. İntihapsa nuhbe kelimesinden gelir. Nuhbe kaymak demektir. Unutmayın ki bir şeyin altında ne varsa kaymağı da o cinsten olur. Yoğurdun üstünde yoğurt kaymağı, sütün üstünde süt kaymağı, şapın üstünde de şap kaymağı. Hz. Peygamber'e ithaf edilen bir sözdür. Nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Çağın filozoflarının laflarını da hatırlayalım. Albert Camus bir ülkeyi tanımanın yolu o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakmaktır demiş. Yıllar önce meclisteki kavgalardan birinde Profesör Doktor Mithat Sancar Oscar Wilde'dan bir alıntı yapmak isteyince iktidar vekillerinden biri o kimya diye cehaletini ortaya koymuş bir başkası biraz da Necip Fazıl'dan söyle diye çıkışmıştı. Oscar Wilde'ı tanımaya şu sözüyle başlayabilirler. Alemin bana yaptığı ne kadar çok olursa olsun benim bana yaptığım hepsinden fazladır. Necip Fazıl diyenlerse ne kadar okumuştur o ayrı bir konu ya. Şu söz onundur. İçimizde bu kadar perişan hale getirilmeseydik dışımızda bu kadar hürmetsizliğe uğramayacaktık. Analizi Necip milletimize ithaf eder, başta Tahir Efendi olmak üzere içinden çıkardığı nadir münevverini hayırla yad ederim.